ruhun gıdasıdır diyen de ben alnını karıştırırım. Mustafa. Sen demin bana saldırdın mı çocuğum? Hayır anne. Ne bu halin ya, ne oldu? Abi ben senden yardım diliyorum bak. Kullanmadığın takım elbisesinden bir kes bana yolla ya. Kız arkadaşımla ayak kokusun. Ay. İğrenç bir şey gerçekten de. Alcatraz hapishanesine geldik sevgili seyirciler. Üstüne görünce gelin. $1000 taşırlar. Sevgili İstanbullular, direksiyonu soldan alıyorum. Ha diyeceksiniz ki, Hayri Başkan peki nereye konacak? Nereye konacak? Denizin içinden bir kuluçka geliyor. Kuluçka böyle dın 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 bir de müziği var arkasında. Kuluçka gelirken kadın yaaay diye bağırıyor. Hadi hadi. Hadi hadi. Bak şunu bak dedeli Şanıcan. Benimle sakın halıp poleniğine girme. İşinizi düzgün yapın. Çalışmayın. Getir. Neresi? Biz Cengiz Çandarların. Dikkat! Türkiye'nin en görkemli haber fonu, Türkiye'nin en görkemli haber müziği ve Türkiye'nin en görkemli enkırmeni ben Engin Cunlar'la 19.10 ana haber bültenine başlamış bulunuyoruz. Merhaba Türkiye'm, merhaba Hamdi. Sevgili izleyenler, geçen hafta haber bültenimizin başında Hamdi'nin yaptığı bazı garipliklerden bahsetmiştik. Kendisiyle bütün hafta boyunca süren diyaloglarımız sonucu Hamdi bir daha bu hareketi tekrarlamayacağına söz verdi. O yüzden artık Hamdi'yi kınamayalım. Sevgili izleyenler, bir dramdan bahsedeceğiz şimdi sizlere. Volkan Bilgili'nin ve arkadaşı Cemil Cal'ın dramı. Sevgili izleyenler, Volkan Bilgili ÖSS'ye giren genç bir insan. Fakat muvaffak olamamış ve annesi tarafından cezalandırılmış. İbret dolu görüntüleri yayınlıyoruz. Hamdiciğim, gir şu bandı lütfen. Anlatır mısınız neden böyle bir şey yaptınız? Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim ben. Benim oğlum Volkan ve diğer çocuk da Cemil, onun arkadaşı Cemil. Bu ikisi arkadaş bunlar, çok kanki mi diyorlar, bir şey diyorlar işte. Yeni zaman. Evet. Öyle bu ikisi. Arkadaş bu ikisi. Benim oğlum, Semiha'nın oğlu Volkan, üniversite sınavında... Bakın altını çizerek söylüyorum. Üniversite sınavında hem kararlaştırdığımız bölüme bırak girmeyi sınavı geçememiş bir çocuk. Hangi bölüme girecek? Boğaziçi Tıp'a girmesini istiyoruz biz. Boğaziçi Tıp. Babasıyla beraber evet. Üniversite sınavı sonuçları geldiğinde Volkan'ın başarısız olduğunu gördük. Anne Boğaziçi Tıp. Konuşma çocuğum. Hani konuşma yavrum. Yok yani yavrum ya. Konuşma, beni kanser ettin sen. Ama Boğaziçi'nde tıp yok diyor çocuk. Yarat. Biz oğlumuz Volkan'ı üniversite sınavı başarısızlığından sonra düşündük ki nasıl cezalandıralım. Şimdi bu çocuk caddede gezen popüler bir çocuk. Arabası var. Maddi durumu iyi. Babası veriyor her gün. Nasıl yapabiliriz diye düşündük. Öncelikle apartmanımızın altındaki sığınak bölümünü zincirlemeye karar verdik. Yönetimden gelen baskılar, ısrarlar sonucu çocuğumuzu oradan almak zorunda kaldık beyefendi. Anne. Sus çocuğum. Semiha teyze, benim de günahım var. Cemil. Anne çantanda benim ekmek geliyorum. Var. Çantanda Cemil. Ekmek geliyorum. Çok açım. Lütfen yemek verir misin bana? Hadi, açız diyorlar. Beslemiyor musunuz? Yemek ver, efendim burada. Şimdi burası Sefaköy'de bir ardiyeye zincirledim ben bunu. Cemil de bizim mahalledeki bakkalın oğlu. Bunlar çok iyi arkadaşlardı. Anne. Otur çocuğum. Anne, otur gelin. Gelin böyle saldırır çocuğum. Gelin. Gelin böyle. Tamam. Aman tamam. Tamam. Otur gelin. Ben
Haftada bir. Nerede geziyor? Ben burada köpek gibi bağlıyım ya. Oğlum. Cemal teyze bir ekmek ver bari. Git. Millet caddede kız arkadaşları bulur. Git bakayım. Açlar. Çocuk susun. Git bakayım. Açlar ama açlar. Çünkü beyefendi bakın. Çocuklara haftada bir ekmek, bir somun ekmek ve su getiriyorum. Otur. Kaba kuvvet kullanıyoruz tabii belli yerde. Volkan, ne kadar sürecek Volkan, bu ceza? Cemil! Bir daha oradan kalktığınızı görürsem ikinizi de vallahi daha ileri Polat diye bağırıyorum. Niye böyle bir şey? Esasında haklı olduğu konular var. Ben bazen düşündüğüm zaman burada çok düşünmeye imkanım oluyor zaten. Gerçekten çok fazla gezdim tozdum. Üniversiteyi kazanamadım. Tamam her şeyi anlıyorum da. Günde bir öğün yemek veriyor. Ben bunu hakikaten tahammül edemiyorum. Yani söylersiniz rica ediyorum. Orada ekmek var. Lütfen bize ekmeğimizi versin, biz yiyelim, ondan sonra gitsin. Annem haklı. Bir yıl daha bu cezayı çekelim. Ne zamandan beri? Başına gelmiş mi sonra? Bence gelmiş. Üç ay oldu, üç ay oldu. Arkadaşlarım Bodrum'a yaz saatinde gitti. Biz burada böyle bağlıyız. İti var, uğursuzu var. Ders çalışabiliyor musun? Hiçbir şey yapamıyoruz abi. Arkadaş kurbanıyım ben zaten. Ben bunu... Kitap bile vermiyor ki nasıl çalışacağız? Söylerseniz bari çalışacağım her türlü kitabı. Sen kazandın mı? Ben kazanamadım zaten. Ben hiç okumadım da. Yani biz burada hiçbir şey yemiyoruz abi. Çöpten topluyoruz abi. Kapın bakayım çocuğum. Şunlara bak nasıl yiyorlar. Çok mutlusunuz. Ay nasıl sevindirince bir insanı. Bir insanı sevindirince içimden gerçekten çok mutlu oluyorum. Üniversite bitirmiş. Onlar ufacık geleceğimiz, canlarımız onlar bizim. Susadınız mı yavrum? He? Bir dakika vereceğim. Şu çantamı bir tutar mısınız? Anne. He? Sen demin bana saldırdın mı çocuğum? He? İşte bilinçli annelik, işte bilinçli ebeveynlik. Keşke bütün annelerimiz de Semiha Bilgili gibi olsa. Sevgili izleyenler, hatırlarsanız ilk haftaki bölümümüzde jipte yaşayan adamın dramından bahsetmiştik. Kendisi kameralarımız aracılığıyla Ali Kırca'dan yardım istemişti. Şimdi sizlerden gelen yoğun istek üzerine bu adamı tekrar bir hatırlayalım istiyoruz. Hamdi bir tekrar o şeyi Hamdi. Geçtiğimiz hafta jipinde mahsur kalan adamın dramına tüm Türkiye tanık olmuştu. İnerken benzin ışığını görünce dünya başıma yıkıldı. Biz de onunla duygulandık, onunla ağladık. Ali Kırca söyleyin. Buraya tırlan Kızılay çadır. Jip mağdurumuz Ali Kırca'dan yardım istemişti. Nerede bu devlet? Nerede bu insanlar? Şu aşağı inene kadar, bu zaman şu aşağı inene kadar benzin parası yeter. Ali Kırca'dan, Ali Kırca'dan rica. Saçına, başına, kuaförüne, kişisel harcamalarına yaptığından 3-5 bir şey kes bana yolla ya. Gene yakışıklısın zaten sen. Bu yürek dağlayan görüntüler karşısında Ali Kırca da kayıtsız kalamazdı. Kalmadı. Sevgili izleyenler ve Ali Kırca'dan yardım eli. Kendisine yapılan ısrarlı çağrılara sessiz kalamayan Ali Kırca... Muammer Sıla Gezer adlı vatandaşımızı makamında, yani ATV'nin Balmumcu stüdyolarında kabul etti. Kendisine eşlik eden arkadaşımızla beraber Balmumcu'daki ATV stüdyolarında Ali Kırca'nın odasına giden Muammer Sıla Gezer, bakınız nasıl karşılandı. Muammer Bey, Ali Bey görüşme talebinizi kabul etti. Biraz sonra Ali Kırca'nın yanına gideceğiz. ATV'nin önündeyiz şimdi. Ne hissediyorsunuz? Vallahi benim için büyük mutluluk. Daha bir şey hissedemiyorum. Biraz sonra Ali Bey'in yanına gidiyoruz. Ali Kırca'yı ben görmeden inanmam. Buyurun gidiyoruz. Buyurun. Kanala doğru yürüyelim. Aa bak bak. Burada duran adam. Burada duran adam. Tamam bekliyor yukarıda. Ali Kırca burada duran adam. Ben bununla görüşmek istiyorum. Burada duran adamla görüşmek istiyorum.
Bekliyor bizi yukarıda. Ahmet burada oturuyor. Hemen şu yan taraftan görüyorum. Bu burada oturuyor adam. Burada oturan adam. Evet. Ali Kırca bu. Evet, yukarıda bekliyor. Ben bundan görüşeceğim. Odasında bekliyor. Çıkalım. Daha inanmam. Gelin, görmeden gelin. İnanmam. Muammer Bey buyurun. Ali Bey, oo, Ali Kırca. Arkadaş. Evet, evet. Merhaba, hoş geldin. Ali Kırca. Geçmiş olsun. Otur. Çok üzüldüm, vallahi çok üzüldüm. Tamam hadi. Ne bu hali ya, ne oldu? Abi ben senden yardım diliyorum bak. Ben senden yardım diliyorum. Hiçbir yardım gelmiyor. Nasıl bir yardım istiyorsun? Nasıl yardım edebiliyorum sana? Edeyim de. Bana... Benim olayım... Ben bir araba aldım. Gördün mü ben televizyonu? Gördün mü? Evet, benden yardım istediğini de gördüm ama nasıl yardım edeyim ki ben sana? Herkesin içinde bağırıp çağırmışsın yardım istiyorsun diye. Tamam, yardımı ne yapacağım ben? Kişisel özenine... Kişisel kıyafetine, üstüne başına harcadığından kes biraz bana yolla ya. Hay Allah ya, çok komik adamsın. Ne oldu ki sana? Niye? Anlamadım ben şimdi. Benzinim yok. Benzinin yok. Ali Kırca. Benzinim yok. Niye çıktın benzinsiz oraya? Arabayı aldım, içinde var dedilerdi bana. Muammer Bey, nasıl bir yardım istiyorsunuz Ali Bey'den? Karşınızda şimdi. Adam karizmatik adam. Adam hijyenik adam. Kendine harcadığından 3-5 bana yolla ya. Yardım kampanyası yapsın bir. Buradan ben yardım istiyorum ben. Ali Kırca'dan yardım. Ne yapılabilir? Ha, buraya kadar geldik. Benzin mi istiyorsun? Benzin. 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 Tamam, kendi benzinden verin. Al. Al, yeter mi? Kaçlık o? Bilmiyorum kaçlık. Al işte depona koy. O yeter. Aşağı kadar ineyim yeter. Aşağı kadar. Tamam, al. Allah senden razı olsun. Öpeceğim. Dur, gelmesin. Gel buraya. Yardım istiyorum Ali Kırca'na. Ya her önüne gelen böyle yazıp gelir zekalı. Ne olacak abi? Allah senden razı olsun. Ne bileyim üstüne başına filan. Ne yapıyorsun ya? İstediğiniz oldu mu? Başka ne vereceğim? Ne istiyorsun? Kılık, kıyafet bir sürü şey söylemişsin. Çok fazla var senin. Birazcık tabana bir kılık, kıyafet. Allah'ım ya. Nasıl kullanmadığın takım bilmiyorum. Elbisen yok mu? Nasıl bir şey istiyorsun? Kullanmadığın takım elbisesinden bir kez bana yolla ya. Var mı kullanmadığı takım elbise? Bak şurada değilim ben. En sevdiğim elbise var. Al, bu uyar mı sana? Al. Oo, bana tam bu. En sevdiğim takım. Oo, bana tam bu. En sevdiğim. Bana tam bu, Allah senden razı olsun. Tamam. Gelelim ya. Muammer Bey, istediğinizi aldınız. Ayrılıyoruz. Hadi bakalım, hadi. Evet. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ya, hadi. Güzel haberler yap ha. Hadi, başarı dilerim. Hadi kolay akşama. Ben arabayla camın önüne geleceğim senin akşam. Gel bakalım. Tamam, hadi korna çalarım. Allah ya. Nasıl, mutlu musunuz? Üzülmeyin artık. Mutluluktan ağlıyorum. Sevinç gözyaşlarımı akıtıyorum. Kalbimden gelen sevinç gözyaşlarımı akıtıyorum. Çok yakışıklı adammış ha yakından. Öyledir. Vallahi. Öyledir. Hakikaten de güzel takım elbise Ali. Hakikaten de güzel takım elbise. Sevgili izleyenler, gün geçmiyor ki bir garipliğimiz daha yaşanmasın. Gün geçmiyor ki biz size bu ekranlardan bu gariplikleri aktarmayalım. Gelecek hafta yine farklı garipliklerle karşınızda olmak üzere. Hepinize
esenlik dolu günler dilerim. Hamdiciğim, yavaşça ışığımı aldım. Arka fokuşa yapın yavaş. Heh. Çık kayıtlar. Hı. Müzik ruhun gıdasıdır. Ne? Ne değil zurna. Müzik ruhun gıdasıdır. Müzik. Bildiğimiz müzik. Bildiğimiz müzik ruhun gıdasıdır diyorsun. Dinlediğimiz müzik. Dinlediğimiz müzik ruhun gıdasıdır mı diyorsun? Müzik ruhun gıdasıdır mı diyorsun sen bana? Sen bana müzik ruhun gıdasıdır mı diyorsun? Ben demiyorum yani. Dünya diyor. Şimdi Mustafa, Sayın Mustafa Topaloğlu. Burada önceki arkadaşlarla ben çok tartıştım. Ha, onların hepsine antitezler sundum ben burada. Ama siyerine sen otur diye sevindim. Dedim ha, karşıma aklı çalışan bir adam geldi. Ama bak, yaptığın açıklamaya bak. Müzik ruhun gıdasıdır diyorsun. Bak şimdi iyi beni dinle. Beni iyi dinle. Bir dakika kesme. Ben seni dinledim. Beni dinle. Ben seni dinledim. Ben anlatmadım ki. Mustafa'cığım bir dakika, ben seni dinledim. Bak şimdi. Şimdi sen yemeği nerenle yiyorsun? Ağzınla değil mi? Evet. Doğru mu yanlış mı? Nerenle yiyeceksin? Ağzınla yemiyor musun? Sen nereden yiyorsun? Ben de ağzımla. Ben de ağzımla yiyorum. Ama sen benim cevabımı ver, sorduğumu ver. Ağzınla mı yiyorsun? Evet. Sen bırak benim neremle yediğimi. Evet. Ağzınla mı yiyorsun? Ha, şimdi yemeği ağzınla yiyorsun değil mi? O gıda. Değil mi? Yemek gıda. Bunda hemfikir miyim? Evet. Evet mi, hayır mı? Evet. Ha, şimdi peki bu gıda senin içinde 3,5-4 saat kalıyor değil mi? Doğru mu, yanlış mı? Kabızlık oluyor. Kabızlık oluyor. Cıvık çıkıyor, bir şey, her şey oluyor. Evet. Ha, şimdi bunun bir çıkışkanlığı var. Ben oraya getirecektim konuyu. İyi getirdin. Aferin, zeki adamsın. Zeki adamsın, iyi getirdin. Çıkışkanlığı var. İçinde kalıyor, bir çıkıyor dışarı. Bir dışarı çıkma noktası var bunun, gıdanın. Şimdi müzik diyelim, ruhun gıdası. Girdi diyelim. Hani girmez de ruhun içine müzik. Ben kabul etmiyorum çünkü. Hani girdi diyelim, nereden çıkıyor bu müzik? He? Ruh nereden atıyor bakalım bu müziği? Ya insanda her şey gelir gider, girer çıkar ya. Ya bırak gireri çıkar ya. Yiyin. Haydi bakalım şerefinize. Ne var ne yok? İyilik güzellik, sizde ne var ne yok? Hamdolsun biz de işte. Sizi beğendik, geldik. Ben sizi hiç beğenmedim, sırıtmayın öyle hemen. Peki. Daha olayın başındayız. Sizin takdiriniz, sizin güzelliğiniz. Merhaba. Ee? Ben Gülten. Ee? Nasılsınız, iyi misiniz? Tamam, ne olur böyle. Ben sizi daha önceden bir kadın programında görmüştüm. Ee? Oradaki haliniz beni çok ürkütmüştür ama şimdi görünce... Ben bir şiir okuyayım. Ortam yumuşasın. Sonra muhabbete devam edelim tezelden. Peki buyurun. Gülcan. Gözleri ateş böceği Mercan. Kalbindeki Gülcan. Her daim sevgiye aç her can. Adım Ahmet, soyadım Ercan. Gel beni seç, gel beni seç Gülcan. Lütfen konuşurken bir şey yemezsen ben sizi daha iyi anlayacağım. Ya abi, beni seç, beni seç. Bana zaman verin dedim. Beni anlayın yani, bu evlilik yani. Bir olay, hemen birden karar veremem. Beni anlayışla karşılayın lütfen, rica ediyorum yani. Şu anda çok etkilendim sizden ve heyecanlandım. Heyecandan da konuşamıyorum. Korkutmadan lütfen, beni korkutmayın. Baştan böyle korkutursanız... Ben size anlamaya... Niye geldiniz buraya? Sizi beğendim. Evlenmek için. Bu halinle mi? İğrensin ya. İğrensin yani. Ama, aşağılık. Ama beni bir değerlendirin önce. Bir şiir daha okuyayım isterseniz. Sakinleyelim. Ya başından zaten başımı sıktın ya. Başını sıkmak istemezdim ama bir şiir okuyayım. Sakinleyelim. Ben söyle davranmıyorum. Heyecanlandınız. Ama ne yapıyorsunuz? Ne söylüyorsunuz? Anlıyorum. Her şeyinizi anlıyorum. Ne?
Anlıyorum. Hadi hadi hadi. Anlıyorum, anlıyorum. Ya. Evet, anlıyorum. Ya. Sevgidir yaşatan insanı. Sevgidir her daim olanı. Sevgidir ben ben diyeni. Sevgidir seni senden alanı. Sevgidir bana beni öğreten. Sevgidir sevgiyi sevgiden öğreten. Ben seni sevdiysem sen de beni seç. Gülcanım. Hemen değil lütfen. Hadi hadi. Oo. Lütfen. Hadi. Ben Anadolu kızıyım. Ben böyle yanaşma koymaz. Hadi hadi hadi. Hadi bak. Hadi hadi. İki tane şey laf öğrenmişsin. Onunla kandıracağını mı zannediyorsun beni? Aşağılık seni. Senin canın benim, sizin canınız. Ben hiç hayal etmemişim böyle bir insanı. Sizin güzelliğiniz. Bir şey mi oldu? Nasıl kalıyız artık hadi? İki saattir size zaman tanıdım zaten. Bu benim için çok fazla zaten. Her yer karanlık. Her yer mefruşi. Sevgiler ölmüş artık. Kalbimdeki tek yer senin Gülcanım. Benim evim misin? Hayır! Bana çiçek getirdiniz mi? Evet, hadi hadi. Ben o çiçeği istemem. Ben daha güzel çiçeceğim. Beni seç. İşte davranışlarım ben sizin. Daha iyi davranırsan seçeceğim ben sizi. Öyle değil. Hareketlerin, davranışın centilmen. Gerçi çok centilmensin. Çok centilmensin. Çek elini, yılışma. Şair bozuntusu. Elimiz elimize değse zevcem. İstemem, aman istemem. Vallahi çok iyisin. Çok hoşlandım. Çok heyecanlandım, evet. Milyonlarca insan arasında yalnız bir adam, tek başına. Her yer karanlık ve bomboş. Soluk alamıyor, sesi çıkmıyor. Nefesi toz duman ve ceset kokularına karışıyor. Oysa bu çıkmaz sokakta ortada köpek leşi bile yok. Bu gece... Neden ben? Korku sıradan bir adamın içinden çıkacak. Karanlıkta kimse çığlığınızı duymayacak. Gece yarısı. Çok yakında. Evet sevgili izleyiciler ve Aşk Doktoru programında daha bu hafta da karşınızdayız. Gene aşk lavımızı, sorunlarımızı hep beraber buradan çözmeye çalışıyoruz. Şimdi bir uyarı ışığı yandı orada. Evet bir izleyicilerimiz varmış hatta. Alo. Alo. Buyursunlar efendim Aşk Doktoru. Ben sorunlarımızı çözeceğim size. Yalnız isminizi okuyamıyorum. Birazcık bulanık görüyorum orayı. Kamil Ocakçı. Kamil? Ocakçı. Kamil Ocakçı, buyursunlar. Hatay'dan. Evet, buyursunlar Kamil Bey, buyurun. Sonra alalım. Sevgili Aşk Doktoru. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii, çok, doğru. Çok seviyorum. Evet, tabii. Çok seviliyorum. Tabii, evet, doğru. Ya
Yani doyasıya güzel bir aşkımız da var. Hı-hı. Ama şöyle bir problemimiz var. Tabii. Kız arkadaşımla ayak kokusu var. Ay. İğrenç bir şey gerçekten. Kızın ayakları mı kokuyor Kamil? Yani. İyi bence gerçekten rezalet yani. İnsanın başına gelesi olmayan bir problem, evet. Ama çok klişe alıştığımız problemlerden biri bu Kamil bizim. Şimdi Kamil'cim, sevgiler üç ayrılır. Bir hayvan sevgisi, iki insan sevgisi, üç yav sevgisi yani sevgili sevgisi. Şimdi senin problemi üçüncüsünde Kamil. Evet. Yav sevgisinde. Evet. Şimdi yav sevgisi de iki, üç ayrılır orada. Sevilmek, sevmek. Bir de fetiş boyutu var olayın. Yani üç ayrı boyuttayız. Biz yavla da, yani yav dediğimiz bizim sevgili anlamında kullanıyorum Kamil. Evet. Şimdi fetiş boyutunda sizin probleminiz var ben anladığım kadarıyla. Ayak fetişisti misin? Yani tam değil. Biraz, peki boyut yani var biraz evvelde değil mi? Yani öyle bir hevesimiz olmuyor. İğrenç bir şey Kamil senin bu yaptığın. Şimdi bunu üç aşamada çözebiliriz Kamil'cim. Dinliyor musun beni? Dinliyorum. Tabii. Hı, evet. Ha. Üç aşamada çözeceğiz. Şimdi birincisi bunun kremi var. Krem demediniz mi Kamil? İki sene krem kullandık. Hangi kremi bu arada, ben onu kaçırdım çocuklar. Ha, bu kremi mi? Evet. Kamil. Evet. Krem denediniz herhalde. İki sene krem kullandık. Evet, peki bir çözüm yok mu? Yani hiç. Alınamadı. Demek ki içine işlemiş koku. Peki Kamil'cim, peki şeyi denediniz mi? Çeşitli bu dezenfektan maddeler var temizlikte kullanan. Yani çamaşır suyuna kadar gittik biz. Yapma ya. Of, iğrençmiş hakikaten. O zaman sana üçüncü vadde de sizsiz yani. Boyutu kokuyor ben. Bu vallaha kadar geldi, aldım yani. Evet, şimdi o zaman Kamil'cim. Kezzap dediğimiz madde var biliyor musun? Kaporta eviten. Ababa kaportasına dökersin, delik açar orada. Doğru diyorsun. Kız uyurken bundan ayaklarına dökeceksin, tamam mı? Ama bileklerinden dolayı ayakları alır götür kezzap. Sabah evimiş bulsuz onu. Dikkatli. Efendim? Dikkatli mi kullanmamız gerekiyor? Çok dikkatli kullan, çünkü yani bilekten yukarısına sıkarsan kız ayakları diye bütün kaval kemiğini de eritir götürsün yani. Şimdi kız ayaklarını eritelim biz. Ama çok seviyorum, çok. Tamam, sevgi senin sevdiğin ayak önemlisi değil. Sen kızım yüzüne bakıyorsun sonuç olarak ya. Yani gönül gönüle yüz yüze demişler, diz dize demişler yani. Ayak önemli değil, erisin kızın ayakları. Tamam mı Kamil'cim? Kabul eder miyim ben? Evet, hattımızı çok meşgul etmeyeyim, şey yapmayın. Evet, sevgili izleyenler, bu haftalıkta Aşk Doktor'un buraya sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bir sorunlu çifti daha iyi ettik. Sevgili gençler, aşkın, sevdanın ve fetişin son derece yüksek olduğu bir dünyada hep beraber yaşamak dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın diyorum. Şimdi müzik ruhun gıdası diyorsun değil mi? Doğru mu yanlış mı? Bunu savunuyorsun. Şimdi gıda madem, gıda, iyi gıda var, kötü gıda var. Doğru mu değil mi? Sen bana bunun cevabını ver, bana bunu anlat. Doğru. Doğru mu? Doğru. İyi gıda, kötü gıda. Kötü gıdaları ne yapıyor? Urdindar basıyor. Basıyor mu, basmıyor mu? Bu müzik gıdası, ruhun gıdası nerede satılıyor Mustafa? Müzik marketlerde. Doğru mu yanlış mı? Madem bu müzik gıdaydı, niye Urdindar basmadı o marketlere? Bana bir söyle bakalım. Sen bana bunu açıkla. Bana bunun cevabını ver. Urdunlara gerek kalmıyor. Polisler basıyor çünkü korsan yapıyorlar. O başka konu. Müzik ruhun gıdasıdır dayız Mustafa. Ya senin ne anlatmak istediğini ben henüz anlamışım. Ben bir şey de ben buraya gayet sakin geldim tartışmacı konuk olarak. Sen dedin ki müzik ruhun gıdasıdır. Benim ne evim döndü gene. Peki bir dakika. Peki bir dakika. Peki tamam. Hadi sen benim bu tezimi de çürüttün diyelim. Peki. Sen şimdi hayatında hiç aşırı yemek yedin mi? Yedin, yemedin mi? Bir kasırlar yedim. Yedin, ne oldu sonra? Bir gastrik, bir sancı değil mi? Hazımsızlık oldu. Bir zehirlenme oldu değil mi? Bir zehirlendin, titremeler geldi. Tavuktan zehirlendin. Tavuktan değil mi? Doğru mu yanlış mı? Nereden bildin? Tavuktan. Nereden bildin? Sen. Bir kere oldu. Evet. Tavuktan. Bakımsız bir tavuktu. Bakımsız tavuktan. Evet. Sen. Zehirlendin. Sen. Zehirlendik. Bakımsız tavuktan. Evet. Ha, şimdi sen bakımsız tavuktan zehirlendiysen, tavuk ne? Tavuk ne? Gıda. Gıda değil mi? Kıt kıt gıdak. Gıdak. Kıt kıt gıdakları daha sonra. Tavuk gıdak. Gıdaktır tavuk. Tavuk gıdak.
Dediği zaman gıda olur. Ha, şimdi tabii dakika, tavuk gıda. Şimdi sen tavuğu yedin, zehirlendin gıdayı. Değil mi? Müziği dinleyince hiç ağırlık bastı, kanter bastı oldu mu? He? Bugünler... Müzikten niye zehirlenmiyoruz madem gıda müzik? Müzik ruhun gıdasıdır diyen de ben alnını karıştırırım. Mustafa. Alkadras hapishanesine geldik sevgili seyirciler. Üstüne görünce gelir. $1000 taşırlar. Sevgili İstanbullular, direksiyonu soldan alıyorum. Ha, diyeceksiniz ki Hayri Başkan, peki nereye konacak? Nereye konacak? Denizin içinden bir kuluçka geliyor. Kuluçka böyle dın 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 dın, bir de müziği var arkasında. Kuluçka gelirken kadın aaaay diye bağırıyor. Bak seni gözle dalışan hocam. Benimle sakın halıp poleniğine girme. İşinizi düzgün yapın. Çalıtmayın. Yetin. Neresi? Biz Cengiz Çandarların. Back to win. Do your thing like it ain't meant to win. Shake that ass girl. Her hafta değişik bir yere gezmeye devam ediyoruz sevgili seyirciler. Şimdi bu hafta da Alcatraz hapishanesine geldik sevgili seyirciler. Evet, yanlış duymadınız. Hiç kimsenin giremediği o adaya biz girdik sevgili seyirciler. Alcatraz hapishanesi, işte bu arkamda görmüş olduğunuz adı. Şırdan. Şırdan dur, ben burada değilim de dur bir dakika. Şırdan, Şırdan. Oğlum bak, geçen hafta Acun'u geçtik tamam mı biz? Acun'u geçtik. Olayı biliyoruz yani artık. Yapılabilecek şeyleri biliyoruz tamam mı? Bana bak. Alcatraz diyeceğim ama buraya bir kız lazım oğlum. Kız, bana kız lazım. Oğlum bak. Bana bak, bana. Şuradan. Minute by minute, minute by minute inceledik tamam mı? Bizim şehrimiz 25-26 oğlum. Bizim iklama girince karşımıza giriyor 30'a çıkıyor onun şehri. Yoksa 14-15'te dolanıyor minute by minute'te. Geçtik oğlum tamam. Bir bu iş tamam. Go, go, go. İşte Alcatraz topu sevgili seyirciler. İşte Alcatraz topu. Bu top sevgili seyirciler, buradan kaçan mahkumları yakaladıkları zaman ışıkla üzerlerine top atıyorlarmış sevgili seyirciler. Mahkumları bu şekilde yakaladıklarını söylüyor sevgili seyirciler. İşte Alcatraz'a bir tanesi sevgili seyirciler. Gerçekten de duvar çok kalın sevgili seyirciler. Duvarı örmüşler sevgili seyirciler. Oo, duvara bak. Alcatraz'ı gezerken güzel bir kızımıza rastlayacağız birazdan sevgili seyirciler. Kız geldi mi? Gel ablacığım. Hi. Hi. How are you? I'm fine. What's your name? Tuba. Tuba değil kızım, sen yabancısın. Silvia de, Silvia. Git bir daha gez, Silvia de. Evet sevgili seyirciler, Alcatraz'ı gezerken çok güzel bir kızımıza rastladık sevgili seyirciler. Hi. Hi. What's your name? My name's Ella. Silvia. Silvia git hadi bir daha. Gel gel gel, ha, Şırdan hadi, bant akıyor, ben zarardayım Şırdan. Bant aktığı anda zarardayım, bir betekem kaç para ya? Şırdan hadi. İşte Alcatraz hapishanesi sevgili seyirciler. Ve işte güzel bir kızımız sevgili seyirciler. Buraya 50 cent. Dın, dın, dın. Tamam. Adını, what's your name? Silvia. Aa, kızımızın adı Silvia sevgili seyirciler. Let's talk about your clothes, Silvia. How much is this jacket that occurs the same thing about the talented girl I've ever seen? My much? How much? $1,000. Oo, sevgili seyirciler, üstüne gördüğünce kadar $1000 diyor şuradan. Ulus pazarında 300 bin liraya alırsın lan. İğrenç bir ceket. How about your skirt? Çek çek çek, aşağı doğru skirt'e çekiyorum ki, olayı skirt'e çekiyorum ki aşağıdan dal şuradan. What about your skirt? Eğil lan. Eğil oğlum, eğil eğil, aşağı eğil. How about your skirt? $50. $15 diyor sevgili seyirciler. Kalk tamam kalk. Kızı da işkillendirme. $15 diyor sevgili seyirciler. Bu penye etek bu. Can we open your jacket please? Çek bunları, çek bunları. Hep bunlar rating Şırdan. Rating. Oh my god. Oh my god. What's that? This is a piercing. Piercing. How much is this? $100. Sevgili seyirciler, kız göbeğini deldirmiş, $100 piercing taktırmış. İnanamıyoruz sevgili seyirciler.
How about your t-shirt? Your lovely t-shirt. Yes, I like. But it is small for you. How much is t-shirt, Mr. and Mrs. Brown going to the seaside? I don't remember. Evet, 25, belki 25 dolara almış olabilirim diyor sevgili seyirciler. Şimdi şuradan kızı böyle kendi etrafında dön, çek aşağı fitsel, dın dın dın. Ama sonunda şey, beni unut düşme sakın. Serdar'a gir, bir deneyelim yani, nasıl olsa öndeyiz artık. Şey yap, sen dön şimdi ablacığım etrafında. İşte bizim sponsorlarımız da bunlar sevgili seyirciler. Evet, please close your eyes. Oh, what a nice glass, what a nice glass. What a nice glass. Thank you for that. Okay, close your eyes. Al oğlum bu jileti, her hafta veriyorsunuz, kullanmayacağım bunu. Al şeyi. Elini ver kızım. Touch this and what's this? I don't know. You don't know? Yeah. Sevgili seyirciler, kız dokunduğu neyi bilmiyor sevgili seyirciler. Anlamıyor kız. Dokunduğu şeyin ne olduğunu anlamıyor. Anlamayacak bir şey yok ki. Tıraş köpüyor şuradan ya. Body cream değil. Body cream değil. Güzelim. Senin hep olay, kızın hep olay vücutla ilgili sevgili seyirciler. Aklı fikri hep vücutla sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, bu hapishanede Drak filmi çekildi. Drak. Sean Connery ile Nicolas Cage oynuyor. Okay, now. Al bu Serdar Ortaç'ı. Bir daha koyma, tamam mı? Baktım kötü oluyor. Şimdi şey yap. Din din 50 Cent. Din din din. Onun başka albümünden de bir şey yaparsın. Şuradan. Tamam mı? I don't know what you heard about me. Now kiss me and say hi to Turkey. No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucker. Hi Turkey. Kiss me again. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a hi to Turkey. No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.B. Now Charlie, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that. Sevgili İstanbullular, 2009'a Hayri Gülle ile güle güle seçim kampanyasında yine birlikteyiz. Sevgili İstanbullular, İstanbul'u güzide şehrimizi gezdiğim her dakika karşı karşıya kalıyoruz. Ve bana diyorsunuz ki Hayri Başkan, derdimizin devası başkan, canımızın ayı başkan, gel bizim sorunumuza çözüm bul. Sevgili İstanbullular, İstanbul genelindeki tüm sorunlara çözüm bulmak için çeşitli vaatlerimiz var. Mesela trafik sorunu. Sevgili İstanbullular, kendi makam aracımla trafikte geçirmiş olduğum 1,5 saat sonucu darlanma, garip terleme hislerine sebep oldum. Neden biliyor musunuz? Çünkü sol şeridi kapatan bazı öküzler yüzünden. Sevgili İstanbullular, artık sol şeritte öküz yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü bütün trafiği 170 sabit hızına fixledim. Ne dersiniz? Güzel değil mi? Bence güzel. Bence güzel. Böylece 170 hızın altında kalmak isteyen evinde oturur. Sevgili İstanbullular, bir diğer sorun da araba denilen saçma icadın direksiyon yer seçiminde. Sevgili İstanbullular, bizim arabamız düz gidiyor. Biz neden düz giden arabamızda direksiyonu soldan kontrol ediyoruz? Neden? Hiç bunu düşündünüz mü? Ama bazı duyarlı vatandaşlarımız benim Caddebostan'daki gezim sırasında bana dedi ki, Hayri Başkan, derdimizin devası başkan, canımızın ayı başkan, biz direksiyonu solda istemiyoruz. Sevgili İstanbullular, direksiyonu soldan alıyorum. Ha, diyeceksiniz ki Hayri Başkan, peki nereye konacak? Nereye konacak? Sevgili İstanbullular, direksiyon sağ değil.
ortaya konacak. Direksiyon arabanın ortasına konacak. Sağa veya sola meyilli olmayacak sevgili İstanbullular. He, böylece de arabamızın içinde 4 kişilik kullanım alanıyla sınırladığımız o kocaman muazzam alan 6 kişiye çıkacak. Neden? Çünkü kullanan ve 1 ve 2 ve 3, 4, 5. Bir de sınırcı 6. Bir diğer çözümüm de sitcomlara. Sevgili İstanbullular, ben İstanbul'daki Ümraniye'deki seçim turumda bazı vatandaşlarımızın acı dolu veryansiniyle karşılaştım. Bana dediler ki, sevgili Hayri Başkan, biz salak değiliz. Biz aptal da değiliz. Biz güleceğimiz yeri kendimiz seçelim. Sitcomlar denilen manyaklıklarda niye gülme efekti konuluyor dediler. Sevgili İstanbullular, evet, aynısı benim de dikkatimi çekti. Artık gülme efektleri kaldırıyorum. Ne dersiniz? Güzel değil mi? Bence güzel. Benim aklıma yattı. Sevgili İstanbullular, sıradaki son vadimde bu fatura çılgınlığına. Sevgili İstanbullular, bana diyorsunuz ki bizim fatura sorunumuza bir deva. Bir gün telefona gidiyorum, imanım gevriyor. İkinci gün banka sırasında doğalgaz ödeyeceğim, imanım gevriyor. Üçüncü gün gidiyorum elektriğe, imanım gevriyor. Artık imanınız gevremesin sevgili İstanbullular. İmanınız gevremesin. Sevgili İstanbullular, bakınız. Araştırmalarımız sonucunda toplam 7.783 tane hane bulduk. 3 tane hane. Bu 3 tane, 783 tane haneye toplam bunu 4 ile çarparsak 28 milyon takribi civarında bir boru sayısı. Her eve borular giriyor. Sevgili İstanbullular, artık fazla boru girmeyecek. Hiçbirimizin evine fazla boru girmeyecek. Ortak kocaman bir boru yapılacak. Böyle. Bu borunun burasından elektrik, burasından su, burasından efendime söyleyeyim doğalgaz, üstünden de telefon gelecek ortak borusundan. Baktık ki bu tuttu. Artık benzin sırasında da kuyruk yaşamamak nedeniyle hepimize o yumurtalık boru hattından evine özel boru gelecek böyle. İçi akar yakıtlı. Ne dersiniz? Bence güzel değil mi? Bence güzel. Bence güzel. Ve bence çok iyi fikir sevgili İstanbullular. Sonuçta sadece sizin için çalışıyoruz. 2008'de Güle Güle kampanyasını hep beraber uğurlayalım. Sevgilerle. Ama sus be, sus. Sana, ben var ya sana. Ben. Pes diyorum Mustafa, pes. Müzik ruhun gıdasıdır diyen de ben alnını karışlarım. Mustafa. Kaç karışma? Alnını karış, bir karış. Bir karış alnını karışlarım müzik ruhun gıdasıdır diyorsan. Hala, bak bu kadar açıklamam var. Ha peki bir dakika, peki bir dakika. Sen bana şunun cevabını ver, peki. Nedir, peki nedir müzik? Kaç tane nota var müzikte? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kaç? Say bakalım kaç tane? Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. O tersten yapıyorsun. Ters yapıyorsun. Tersine gidiyorsun. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz yapma bana. Bana notayı söyle. Kaç tane nota var? Yani ne bileyim. Müzikte kural koymuşlar ama aslında müzik, asıl bana göre müzik o kuralları kabul etmiyor. Ya, yani. Bırak bana göre müzik. Bırak, bırak. Bunları bırak. Bilimsel konuşalım. Kişiselleştirmeyelim, bilimsel konuşalım. Ha, şimdi dünyada kaç çeşit gıda var? Sen bana bunun cevabını ver. Kaç tane gıda var? Kaç tane gıda var? Kaç tane gıda var? Çok gıda var değil mi? Evet. Müzikte kaç tane var? 7. Bilemedin 8. O konuşmaya bağlı. Do'yu sonda da söyleyeceksin 8. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do dersen bir daha 8. Yine do'dan başladı. Demesin 7. O konuşmaya bağlı. Şimdi peki dünyada o kadar fazla gıda varken müzikte 7 tane gıda olması sende bir çelişkiler zinciri başlatmıyor mu? Ama bu başlatmıyor mu? Bu 7 gıdalardan çok başlatıyor mu? Başlatmıyor mu? Başlatmıyor mu? Sende. Ya başlatıyor mu? Çelişki zinciri. Profesör seninle. Profesörü bırak. Başlatıyor mu, başlatmıyor mu? Bir yerde anlaşmamız lazım. Anlaşacağız şimdi. Bir yere başlatmıyor mu? Başlatıyor mu? Başlar ve başla. Ha, buraya girecektin. Biter ve baş. 7 cümle evvelinde gelecektin buraya Mustafa. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bana oradan konut geldi, geldi de gelmedi. Yapma bana.
Nerede bu konuklar? Nerede bu konuklar çocuğum? 5 dakika kaldı yayına ya. 5 mi kaldı? 2 kalmış. Çoğu gitmiş, azı kalmış. Nerede bu çocuk konuklar? Çocuklar, nerede bu konuklar ya? Buraya Hulki gelecek. Buraya da gelecek şey Kadir. Arasanıza yavrum, çocuğum. Ben mi söyleyeceğim illa? Telefonları mı kapalı bunların? Görüyor musun sen bir şey? Birleşip nereye gitti bunlar acaba? Neyse, ne yapalım artık? Gireceğiz, yalnız gireceğiz. Ne yapalım yani? Gir. Bir gir kayda, gir. Bırak bir dakika. Evet, sevgili seyirciler, tehlike çanında bu hafta tartışma nedir? Tartışma nasıl yapılır? Tartışma programlarının ekonomik ve global düzeydeki değerlendirmeleri ve gizli kamera görüntülerinin sonucunda elde edilen tartışma noktalarını konuşacaktık ama ne bu yanıma, sağ yanıma Hulki Cevizoğlu ne de sol yanıma Kadir Çelik teşrif ettiler. Sevgili izleyenler, önemli değil. Ben bu programı tek başıma da götürürüm. Evet, götürürüm. O yüzden reytinglerimiz şu anda 35'teyken size ufak bir anekdot anlatayım. Yıl 1953. Ben 6 yaşındayım. O zamanlar anneciğim bana dedi ki, Bülent, 6 yaşını bitiriyorsun çocuğum. Evet anneciğim. Sana bir doğum günü organize edeceğim çocuğum. Et bakalım anneciğim, nasıl yapacağız? Bütün sınıftaki arkadaşlarını çağıracaksın çocuğum. Tamam anneciğim. Ben o sınıftaki bütün arkadaşlarımı çağırdım. Sonunda benim hiçbir arkadaşım gelmedi. Bomboş bir 6 yaş doğum günü geçirdim. Bomboş. Düşünebiliyor musunuz çocuklar? Burayı dinle. Ahlaksızlar, kargalar, leş kargaları sizi. Düşünebiliyor musunuz benim halimi? Ondan sonra anneme dedim ki, anneciğim, bundan böyle doğum günü yok, kutlama yok. Ama anladığım kadarıyla benim bu anekdotumun hiçbir yararı olmamış. Çünkü 35'te başladığımız reyting düştü 5'e. Hepimizin biz Cengiz Çandarların, biz Ufuk Güldemirlerin çocuklarıyız biz. Biz Meriç Kayatasıyız biz. Biz Mehmet Bağlasız biz. Biz konuştuk mu, günün yorumunu yaptık mı, Güneri Civoğlu gibi yaparız biz. Adımızı altın harflerle yazarız be. Nurgül Yeşilçay'ız biz. Biz Cem Özer'iz daha da. Daha da şeyi Cem Özer'iz. Evet çocuğum. İşte görüyorsunuz sevgili izleyenler. Ne kadar da güzel bir tehlike çanı geçti değil mi? Eğer buraya konuk gelmezse ben her hafta böyle yapacağım. Cinler, periler, kargalar her yere. Kapat, 70'te kapat. Kapat! Evet çocuklar, yaşasın masal saatine hoş geldiniz. Haykıralım mı çocuklar programın ismini? Evet. Evet çocuklar, bu kadar zıvanalık yeter. Size yüz vermeye gelmiyor çocuğum. Evet, çirkin ördek yavrusu. Bir tane ördek var, kapkara bir şey, tamam mı? Bu sürekli yavruluyor, yavrulaydıkça yavruluyor. Hiç korunmuyorlar bunlar eşiyle. Sürekli bir ortamda çocuk, çocuk da çocuk, yumurta da yumurta. Bir gün artık o kadar şey oluyor ki yumurta rayından çıkıyor. Başka adamın yumurtasının, karısının yumurtasına karışıyor. Bu yumurtalar karışınca çocukların doğması bekliyor. Tabii üzerine kuluçka yatmış çocuklar. Üzerine kuluçka yattıktan sonra yumurtalar bir açılıyor ki diğer şeyler civciv, bu simsiyah bir ördek. Efendim, çocuğum, ördek yavrusu diyorum. Çocuklar, bu ördek büyüyor. Tamam, büyüyünce simsiyah, kapkara, kompleksli oluyor tabii. Benim arkadaşlar niye böyle diyor. Bir diğer arkadaşlar, kardeşlerim niye böyle diyor. O öyle yapınca niye böyle yapıyor diyor. O böyle yapınca o şey niye büyüyor diyor. Simsiyah büyüyor, kompleks içinde büyüyor, tamam mı? Bunun bir de dişinde problemi, tel, ağzı tel takıyorlar. Oradan da problem oluyor. Gözlüklü falan bir garip bir hayvan haline geliyor. O araları bir muallak. Sonra bu büyüyor. Diğerleri, bu sefer diğerleri bıdık kalıyor. Bu büyüyünce kocaman kuğu oluyor, kuğu. Kocaman kuğu oluyor. Kuğu olunca tabii kendine güveni kompleksi geliyor. Kendini dağıtıyor. Geç gelen şöhret bozuyor tabii. Evet çocuklar. Çocuklar
Jaws. Bir tane köpek balığı var, tamam mı çocuğum? Köpek balığı bu denizde yüzen bir balık. Gidiyor oradan bir tane arkadaşların balayına gidiyor. Düğünü burada yapıyorlar Swiss Hotel'in arasında. Balayına gidiyorlar Karayipler'e, tamam mı? Balayına gidiyorlar. Kadın tabii ateşli. Hemen diyor ben suya aman şıpıdak atlarım. Diyor, aman atlama buralarda köpek balığı olabilir okyanus. Okyanusu ben anlamam diyor. Burası bizim çeşmene aynı diyor. Alaçatı sonuçta her yer şey diyor. O gidiyorlar oradan atlıyor. Bir yerden bir kuluçka gözüküyor, tamam mı? İşte denizin içinden bir kuluçka geliyor. Kuluçka böyle dın 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 bir de müziği var arkasında. Kuluçka gelirken kadın diyor diye bağırıyor. Kadın ay diye bağırınca kocası yetişiyor. Kadını çekiyorlar. Kadının işte belden aşağısı yok kadın. Şimdi bu kadının belden aşağısı yok böyle koyuyorlar. Kan revan okuruyor ölüyor orada. O çocuk diyorlar ki bunu kim yaptı la böyle? Her yerinde diş izi var. Bu canavar olsa gerek. Diyorlar yok canavar değil. Bir tane Jaws diye bir hayvan var suyun içinde. Pislik her geleni ısırıyor diyor. Özellikle balayına gelen çiftler kavuşmadan ısırıyor diyor. O bu adam bu altsız karısıyla beraber hayatına mutlu mesut devam ediyor. Bu sırada polis karakolundan bir adam diyor ben bu Jaws'ı avlarım. Nasıl avlayacaksın? Eline şeyi alıyor çocuk. Otur yavrum. Gel çocuğum buraya. Çok ama otur canım benim lütfen. Bu Jaws'ı ben avlarım diyor. Eline zıpkından çıkıyor. Jaws'ı görüyor. Yani yer misin yemez misin? Jaws'a pu Allah vur Jaws'a. Jaws'ı bayıltıyor. Jaws'ı bayıltınca bunun sayesinde aile çekiyorlar. Jaws'ı aile çekiyorlar diyorlar. Oha Jaws'a bak. Evet çocuklar. Bugünkü masal saatimiz de burada bitti. Neydi çocuklar programın ismi yavrum? Yaşasın masal saati. Yaşasın masal saati. Yaşasın masal saati. Evet çocuğum bravo canım. Evet, bitti. Sana üç tane şey söyleyeceğim Mustafa. Üç kulağına küpe. Sanatçısın. Üç tane. Bir. Balık baştan kokar. Tamam mı? Bunda hemfikir miyiz? Kokar mı kokmaz mı balık? Ne küpesi olur bu? Kulağa küpe. Balık baştan mı kokar? Balık kokmuşsa kokmuştur. Yani başı da kışı da her tarafı... Kokmuşsa zaten almayacaksın balığı. Alacaksın. Kokusuna bakacaksın. Almayacaksın. Böyle demişler balık baştan kokar ama... Bir dakika. Dinlemeyi bil. Çok iyi dinlediğim için. Tartışmayı bil. Dinletmesini bil. 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 Başka türlü bir Sinan Sarıoğlu olurum alıştığının dışında. Bak Mustafa bir dakika. Sen beni iyi araştırdın. Ruhun gıdası heykeldir, heykel. Heykel de daha önce gıdaydı. Hayır, her zaman gıda. Ruhun gıdası heykel. Ne yapacaksın heykeli? Heykel, bak şimdi. Senin ruhun nerede? Nerede ruhun? Maneviyatımda. Maneviyatında değil mi? Maneviyatın nerede? Bedeninde değil bedeninde mi? Bedeninde. Ha, bedeninde. Tors ne? Tors ne? Bana bunun cevabını ver. Tors ne? Bana bunu söyle. Tors. Tors. Tors şeyde olur. Kadın. Kadın erkek. Tors. Model, heykel, tors, heykel. Mustafa. Ben tost anladım. Pardon. Tost değil, tors. Anladım. Ha, şimdi sen tosta gitti kafana. Açsın herhalde. Gıdan eksik herhalde. Değil mi? Bir dakika şimdi sen oraya gelme. Ruh bakıyor torsa. Yemek... Bedene benzettiği için en güzel gıda ruh buna. Heykel mi? Heykeldir tabii. Doğru. Aslı gıdaydı sonra heykel oluyor. Evet. Evet. Heykeldir. En güzel heykeldir. Senin heykelini dikmek lazım. Milyonlarca insan arasında yalnız bir adam, tek başına. Her yer karanlık ve bomboş. Soluk alamıyor, sesi çıkmıyor. Nefesi toz duman ve ceset kokularına karışıyor. Oysa bu çıkmaz sokakta ortada köpek leşi bile yok. Bu gece... Neden ben? Korku sıradan bir adamın içinden çıkacak. Karanlıkta kimse çığlığınızı duymayacak. Gece yarısı. Çok yakında. İnanmıyorum! İnanmıyorum! Ünlü sanatçı Berkut'u yoğun iş temposunda tut tutabilirsen. İşini düzgün yapın. Gülme vallahi ağzının ortasına çakarım. Bilen bilir. Berkut yoğun ve stresli çalışır. Sen kimsin lan? Berkut'u halı reklamı çekimlerinde yakaladık.
Berkut Bey, yeter ya! Yeter! Yere yatıp kalkıyorum ben burada, 4 sefer derim. Berkut yeni çektiği reklamında adeta kılı kırk yarıyor, işine çok titizleniyor. Çalıkmayın! Yeter! Lan, şişt, kamera! Bak, bana bak! Burada halıyı buraya çekiyorsunuz! Halı burada, buraya çekiyorsunuz! Berkut işinde çok titiz. Bu mu düzgün tut? Çektar gibi tutma, düzgün tut bu mu? Gülme, vallahi ağzının ortasına çakarım ha. Berk Bey. Buyur canım. Biraz sinirlisiniz ama. Ya sorma, hala reklamı çekiyorum. Biraz zor. Kreatif bende. Dokuma bende. Çekim bende. Bir de sanatçı kişilik nerede kaldı ya? Doğru, haklısınız. Ama niye halı reklamı? Bir etkilenme mi var acaba? Bu sürü boş dedi. Beninle sakın halı poleniğine girme. Sakın. Senin halılarınla benim halılarım bir değil. Hangi birinizin böyle güzel halısı var? Her bir yanda dörtlü. Soruyorum sana. Berkut meydan okudu. Puh, sil. Kendimi göreceğim. Saçlarımı göreceğim. Çekimde yer yer gerilen Berkut bu işi ne kadar iyi bildiğini de gösterdi. Evet. Osman sana güvenim sonsuz. Gel yat kino, yat yere. Hem oyuncu hem yönetmen. Burayı görmüyor musun? Çok güzel abi. Parlıyor oğlum bura. Bura böyle komple patlıyor. Senin üstündeki tişört patlıyor. Çıkar onu. Çıkar tişörtün patlıyor. Ver onu bana. Çıkar lan. Tişörtün patlıyor. Bunu tutuyorsun orada. Bırak at tişörtü geri. Bunlara dikkat et. Böyle kadraj olmaz. Aşağı indir, kaldır. Tamam abi. Kafasını bas. Makinenin kafasına bas. Kameraman da kendisi. Ne diyorsun? Başlatma şoksun bundan lan, sen kimsin? Zibidi, şoksunmuş, sen kimsin lan? Çık dışarı, çık dışarı sen setten. Gerektiğinde sert. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Geç oraya yere, başka adam yok, geç. Gerektiğinde babacan. Hayır. Ve işte beklenen reklamdan ilk görüntüler. Halı sevdadır. Halı yürektir. Gönül borcudur halı. Halılar insanı soğuktan korur. Yürekler yanar ama halılar korur. Buraya bir cıngıl eksik ya. Çok güzel reklamda bir cıngıl eksik ya. Dur bakın, dur. Anında jingle. Jingle'ı yapayım ben, dur. Berkut hemen orada ayaküstü jingle'ı da yaptı. Gözleri kömürden, yüreği demirden. Halı yün. Sevdası bu yünden. Halısı dürden, çok güzel. Hadi bakalım. Beste yapan sanatçının hali de bir başka oluyor. Gir. Buraya bir kız gerekiyor, gel. Berkut'tan yeni yeteneklere destek. Gözleri kömürden, yüreği demirden, sevdası bu yünden, halısı dürden. Dürden. Dürden halı. Halının den hali. Ne diyelim? Bol kazan. Profesör iyisin ama bir şey daha iyi bil. Neyi? Müzik gerçekten doğum gıdası. Maneviyatın gıdasıdır. Müziksiz bir yaşam olmaz profesör. Ya tamam müzik ruhun gıdası tamam. Tamam müzik ruhun gıdası tamam. Teşekkür ederim. Tamam gıda müzik lan. Tamam müzik ruhun gıdası be. Teşekkür ederim. Yuh! Ya! Ne artık Mustafa? Aç gözlüklerini. Müzik ruhun gıdası. Tamam hadi kabul ettim git. Tamam git müzik ruhun gıdası ya. Tamam git müzik ruhun gıdası. Tamam git müzik ruhun gıdası. Git müzik ruhun gıdası tamam. Yuh! Bir! Tamam gıda müzik tamam. Tamam ruhum be. Rahatladın mı? Çok. We'll be right back.
soyadın Sağıroğlu muydu? Evet. Bence iyi işitmiyorsun. Sana pes diyorum. Sana pes diyorum usta. Ben sana bir tane fes alacağım. Üç. Başı olmayan bedende ruh yaşamaz. Mustafa dinlemeyi bil. Tamam gıdası müzik tamam. Tamam ruhun be. Rahatladın mı? Çok. Bir şarkı söylesene. Bitti mi? Tamam mı? Süper. Süper abi. Çok iyi oldu ya. Süper. Tamam.